sesimizi olabildiğince duyurup belki bizler için olmasa bile gelecek nesillerimizin, kardeşlerimizin korkmadan özgürce yaşayabileceği bir gelecek inşa etmektir. Her gün büyük küçük demeden katliam haberleriyle uyanıyoruz. Ve bu katliamların azalması gerekirken maalesef ki bildiğiniz üzere her geçen gün artıyor. Kardeşlerimizin katilleri elini kolunu sallayaraktan gezebiliyorken kardeşlerimiz toprak kokusuna bürünmüş durumda. Maalesef bazıları eti kısaydı, yapmasaydı, o saatte dışarıda ne işi vardı, o kışkırtmıştır gibi sözlerle sessiz kalıp hatta yetmiyormuş gibi bir de biz kadınları suçlayarak hiçbir şey yapmadıkları ve evlatlarını yeteri kadar eğitemedikleri için bunun bir sonu gelmiyor. Ancak şunu hatırlatmak isterim ki ne Nari'nin, ne de Sıla bebeğin, ne de diğer çocuklarımızın hiçbir suçu yoktu. Şimdi soruyorum ve de cevabını gerçekten merak ediyorum. Her kadın istismarında, kadın şiddetinde, kadın cinayetlerinde bizi suçlarken çocuklara ne diyeceksiniz? Onlar da mı suçluydu? Onlar da mı açık giyinmişti? Onlar da mı kışkırtmıştı? Yoksa o saatte dışarıda arkadaşlarıyla doyasıya oynamasalar mıydı? Onların suçu neydi? Kadınlar ve çocuklar toplumun en değerli varlıklarıdır. Ancak ne yazık ki tarih boyunca hem kadınlar hem de çocuklar birçok zorluk ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmıştır. Ve her geçen gün bu artmaktadır. Bugün burada bizden koparılan kardeşlerimizin sesini olmak için toplandık. Bugün burada ne zorluk yaşanırsa yaşansın susulmaması gerektiğini, bizim de bir gücümüzün olduğunu ve hiçbir zaman hiçbir şeyden ve kimseden korkmamamız gerektiğini hatırlatmak için bulunmaktayız. Olur da bir gün kendinizi yalnız hissederseniz bizi hatırlayın. Sesimizi hatırlayın diye buradayız. Susmayın, korkmayın, utanmayın. Utanması gereken bizler değiliz. Yanlış olan bizler değiliz. Onlar yanlış, bunu sakın unutmayın. Ne sizleri susturmalarına izin verin ne de siz susun. Bizler birlik olduğumuz müddetçe kimse yıkamaz. Ve sakın umudunuzu yitirmeyin. Bizler sesimizi çıkarttıkça dünya bizler için ve çocuklarımız için daha güzel bir yer olacak. Kadın ve çocuk hakları insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Her çocuk sağlıklı bir ortamda büyüme, eğitim alma ve gelişme hakkına sahiptir. Çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Onların iyi bir eğitim alması, sağlıklı bir şekilde yetişmesi ve sevgi dolu bir ortamda büyümesi bu toplumun sorumluluğudur. Kadınların ve çocukların haklarını savunmak sadece bir görev değil, aynı zamanda bir onurdur. Hep birlikte bu mücadeleyi sürdürerek daha adil ve güzel bir gelecek inşa edelim. Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir gelecek inşa etmek hepimizin görevidir. Bu hedefe ulaşmak için birlik olarak sesimizi duyurmamız gerekmektedir. Konuşmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürülmeyi değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın" sözüyle son vermek istiyor. Dinlediğiniz ve burada bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Hep birlikte daha güzel ve özgür bir geleceğe. Bugün öldürülen kadınlarımızın, çocuklarımızın sessiz çığlıklarına ses olmaya geldik. İsimlerini elimdeki kağıda sığdıramadım fakat onlar sadece bir isim değil. Annelerimiz, kız kardeşlerimiz, evlatlarımız, öldürülen her kadının, her çocuğun bir hikayesi, hayalleri vardı. Maalesef ki bunlar da gömülüp gittiler. Fakat biz bu durumu vicdanımıza saplanan ağır bir bıçak yarası gibi hala saklıyoruz. Katledilen canlarımızı asla unutmayacağımız gibi onların hayallerini de unutmayacak ve yaşatacağız. Değerli arkadaşlar, şu konuya bir açıklık getirelim. Mesele kadını korumak değil, mesele kadının, çocuğun korunmaya ihtiyacını olmamasını sağlamak. Az önce bahsettiğim mesele ancak bilinçli bir toplum yetiştirerek olur. Hiç şüphem yok ki bu bireyleri biz yetiştireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda akan asil kanda mevcuttur. Arkadaşlar, hepiniz siyah giyindiniz fakat biliyorum ki bir gün hepimiz umudun rengi olan maviyi giyineceğiz. Burada sayımız epey fazla ve herkesin içinden tek kalsam da bu mücadeleye devam edeceğim dediğini biliyorum. Ne mutlu ki toplum olarak ayrıştığımız bu günlerde böyle bir meselede hep beraber olduk, bir olduk, hep beraber olacağız. Ve mücadelemize hep beraber devam edeceğiz. Bu yürüyüşe katılan, sessiz çığlıkların sesi olan herkese teşekkür ediyorum. Gerekirse etten duvar örürüz, yine de sizi koruruz. Fakat bilinçli bir toplum oluşturmak için biz geleceğin ebeveynleri olacağız ve çocuklarımızı bu konuda yetiştireceğiz. Haberin detayı anadoluekspres.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.